Size merhaba arkadaşlar, ben Kerem. Bugün PUBG Mobile kasma sorunu çözeceğiz. Öncelikle gelişmişe giriyoruz. Geçici seçeneklerine giriyoruz. Bundan sonra burada aşağı doğru geldiğimiz arkadaşlar, öncelikle burada CPU görüntülemeyi zorla, uygulamalarda 2D donanım hızlandırıcıyı kullan diyor. Bunu çekiyoruz. Bir de burada 4x MSI etkinleştir var. Bunları yaptıktan sonra geçici seçeneklerinde sorunumuz bitiyor. Ondan sonra burada PUBG Mobile, GeForce for PUBG Booster var. Bu no ban olan, yani bu banlanmıyor. Bu gerçekten denediğim için ban yemiyor yani. GeForce Store'da da ban yeme şansı yok da bu, bunda hiç yok yani. Yani arkadaşlar GeForce Store'da ban var diyenlere pek çıkmamıza gerek yok. Ban yok yani ama bir de bunu deniyoruz. Şimdi bir de bir tane uygulamamız var. PUBG Booster diye. Booster for PUBG Mobile. Bunu da indirdikten sonra öncelikle buna geliyoruz. Buna geldiğimizde arkadaşlar Enable Auto Boost diyor burada. Yani otomatik şey yapabiliyoruz. Burada öncelikle bunun erişimlerine onay veriyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet, burada gördüğünüz üzere nerede abi? Evet, PUBG Booster var. Bunu arkadaşlar kullanım takibine izin ver yazıyor. Bunu onayladıktan sonra diğerine geliyoruz arkadaşlar. Burada GeForce PUBG Booster var. Buna geldikten sonra burada eski sürümleri var ama güncellenecek arkadaşlar. Burada yapacağınız ayarlardan bir tanesi şu. Nasıl söyleyebilirim size? Şurada global olan var. Global'a geldikten sonra burada 1280x720, burada 60 FPS, burada smooth olacak. Ondan sonra burada 2x olacak. Burada stable olacak. Light effect low olacak. Render quality low olacak. Style klasik olacak. Ship optimization enable. Save controls enable olacak. Arkadaşlar burada 11.5 yazdığına bakmayın. Run dediğinizde oyuna girecektir ve çalışıyor arkadaşlar. Girelim oyuna. Arkadaşlar bu tam oyuna girerken buradan çıkıyoruz. Tam girerken arkadaşlar burada PUBG Buster'a geliyoruz. PUBG Buster'a geldikten sonra burada bust yazıyor. Buna basıyoruz. Arkadaşlar tam oyuna giriyoruz. Oyundan çıkıyoruz. Buna bust yapıyoruz. Ve sonra bekliyoruz biraz daha. Evet. Gördüğünüz gibi oldu. Burada start çıkacak. Şimdi hızlandırma yapıldı diyor. Tekrardan geri dönüyor. Aynen, kullanım takibine izin verdik zaten. Şimdi uygulamayı tekrar görüyoruz. PUBG Buster'a. PUBG'nin üstüne bastıktan sonra oyuna giriyoruz arkadaşlar burada. Tekrardan ufak bir hızlandırma yapıyor. Bekliyoruz. Şimdi oyuna gireceğiz. Her şeyi tamamladı. Aynen, aşağıda start var. Şimdi start'a basalım. Evet, şu anda oyuna giriş yapmaktayız. Kesinlikle işe yarıyor arkadaşlar. Şimdi de göreceksiniz zaten işe yaradığını. Kesinlikle 60 FPS alacaksınız yani sabit olarak, ama kötü cihazlarda da 40 olabilir, 30 olabilir, bu değişikliklerde oluşacak. Yani kasmayacak, kısacası hiçbir cihazda kasmayacak, kötü iyi fark etmez, hiçbir cihazda kasmayacak arkadaşlar. Şu an oyuna giriyoruz. Dediğim gibi eski sürümü seçtiniz de global'ı seçtikten sonra o yeni sürüme bağlanıyor, zaten işe yarıyor yani, merak etmeyin. Oyuna run dedikten sonra zaten o uygulama güncelecek ama onda ban yemiyorsunuz. En güzel kısmı da bu. Şimdi bekleme lobisine girelim siz görün diye. Ondan sonra da training'e gireceğiz. Eğitim alanına gireceğiz ama öncelikle bekleme lobisine girelim. Arkadaşlar bekleme lobisinde de kasmıyor zaten. Onu göstermek için de giriyorum şu an. Bekleyelim lütfen. Evet, şu an geldik. Bekleme lobisine girelim abi. Başlığa bastım, direkt bekleme lobisine dalıyorum abi. Dediğim gibi oyun problemsiz çalışacak, 60 FPS sabit olarak. Siz de dediğim gibi bunu deneyip yapabilirsiniz. Şimdi giriyor, bekleyelim. Gerçekten olmuş olacak zaten. Çok demeye başladım, küfür edeceğim kendimi, biliyorum, farkındayım. Evet, bekleyin, gelsin oyun kendine. Bir dakika, şunu kapayalım. Evet, oyun yükleniyor. Oyun şimdi kendine geldi. Gördüğünüz üzere sabit arkadaşlar, 60 FPS, kesinlikle hiçbir problem yok. Gördüğünüz üzere aşırı da her şey. Mükemmel derecede şu anda kasmıyor yani. Gördüğünüz üzere 60 FPS sabit arkadaşlar. Her neyse, şimdi eğitim alanına girelim birazcık. Lobby'e dön. Gördüğünüz üzere kasmadı. İnceledik zaten. Ben dediğim gibi kasmayacağını söylemiştim size. Bekliyoruz. Maçtan çıkıp girdik. Buradan training'e girelim hemen.
Gördüğün üzere herhangi bir kasko yok, biraz silah falan ateşledin. Herkes diyor trainingde zaten kasmıyor falan ama arkadaşlar bekleme lobüsüne ne oluyorsa trainingde de olur ama siz insanlar bekleme lobüsüne giriyorum yani böyle dediğiniz için. Evet. Giriyoruz şimdi. Evet girdik. Aynen öyle. Şimdi buradan BMP alalım. BMP ile biraz atış yapalım. Nerede abi BMP? Al. Aynen aldık zaten. Bu yeşil BMP'yi nasıl alalım videomu da görmek istiyorsanız iyi butonundan girebilirsiniz. Gördüğünüz üzere sıkıntısız bir şekilde. Hiç kasmadan. Hatta biraz araba kullanalım. Hemen şuraya doğru koşalım abi. Dediğim gibi sürüm GFX aracında şey olarak gözükmese de, nasıl söyleyeyim, güncel olarak gözükmese de oyuna giriyor ve işe yarıyor. Ben bunu az önce denedim zaten gözünüz önünde. Mesela hangisini bilirim abi? Buna. Lan motor sürelim. Gözlere. 60 FPS sabit, donma takılma yok. Ön kaldır abi. Hadi analiz sikim yapamadım. Tekrar. Yapacağım abi. Ufak bir dönüş atalım. Ananın. Abi çok kötü. Bak neyse 20 mermi yetmedi. Ama lastiksiz yapacağım lan gel abi. Yok abi. Denenmez bile. Traktör gibi amına koyayım. Şey nerede? Burada en hızlısı şu olması lazım. Ben öyle biliyorum. Evet kalkış güzeldi. Ama çok hızlı değil. Bakalım çıkabilecek mi? Evet güzel. Ama mükemmel değil. Şey daha iyi hallederdi bu işi. Öbür araba adı neydi lan onun? Buggy daha iyi hallederdi. Evet. Neyse şimdi tamam devam edelim sürmeyi. Yönünüze kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Kasmadan etmeden mis gibi oynuyoruz abi. Abi yuvarlandı amına. Hah. Gördüğünüz üzere problemsiz bir şekilde. Arkadaşlar konfliklere inanmayın diye söyleyeyim ben size. Neden? Konflikler kesin ban. Çünkü onlar banlı konflikler oluyor. Bu GFX'ler de dosyalarınıza konflik ekliyor. Fakat banlı olmayan var. Banlı olmayan yani el yapımı olmadığı için ban yeme ihtimaliniz yok. Fakat diğerleri millet kendi yazdığı için her türlü ne yaptığınız belli oluyor yani bulunuyorsunuz. Dediğim gibi böyle GIF kullanacaksanız böyle ayarları kullanın. Evet şu an çok pis yaptım. Neyse o zaman gözler kasmıyor. Bir videomuzdan sonra geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.